Tecrit aslında en temel insan hakkını hedef alan bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Ulusal mevzuat açısından ulusal mevzuatı tamamıyla alaşağı eden, ulusal mevzuata tamamıyla sığmayacak bir halde. Uluslararası sözleşmelere, uluslararası mevzuata baktığımızda da işkencenin, kötü muamele yasağının ihlali haline gelmiş durumda. Hukuk çerçevesinde birçok başvurumuz bulunmakla birlikte artık tecrit hukuksal açıdan tespitlerin ötesinde bir hale gelmiş durumda. Çünkü bu kişiye özel bir infaz rejimine dönmüş durumda. Bugüne kadar belki de kabul edilmeyen, işte dile gelmeyen bir zımmi hukuk rejimine dönmüş, zımmi bir infaz rejimine dönmüş durumda. Bu ne demek? İmralıhada hapishanesi oluşturulma şekliyle orada yaşanılan süreç halinde gelişen uygulamalardan tutun da İmralıada hapishanesine de artık sığmayan, oradan tüm hapishanelere yayılan bir infaz rejimine dönmüş durumda. Diğer hapishanelere yansımasını uzun yıllardır hasta mahpusların tahliye edilmemeleri, kişilerin örgüt üyeliğinden, örgüt suçlarından hüküm giymiş kişilerin koşullu salıverilme, denetimli serbestlik haklarının ellerinden alındığı, infazlarının yakıldığı, ki keyfi bir şekilde disiplin cezalarının verildiği gibi birçok uygulamalarla tecritin İmralı Ada Hapishanesi'nden başlayarak tüm hapishanelere yayıldığını görmek mümkün. Bu ikisini aslında birlikte bağlantılı yorumlamak gerekiyor. Hukuk nezdinde de dediğim gibi uluslararası mekanizmada da ulusal herhangi bir mevzuatta da herhangi bir yargı kararına da sığmayacak kadar bir temel insan hakkı ihlali haline gelmiş durumda. Tecrit biraz önce de belirttiğim gibi sadece hukuksal çerçevede ele alınabilecek veya bununla ilgili tespit yapabilecek bir konu olmaktan çıktı ve daha da derinleşti, daha da ağırlaştı. Kürt meselesine yaklaşımın aslında tecrite yaklaşımı, tecriti derinleştiren veya tecritin uygulanma halini azaltan bir noktada olduğunu düşünüyoruz. 2012 daha çok eski değil aslında 2012-2013 yıllarında çözüm süreci diye tüm kamuoyunun bilindiği bir süreçte bırakın bir tutuklu veya hükümlü olarak haklarının tam olarak yerine getirilmesini devlet nezdinde bir siyasi aktör olarak görülmüş, diyalog yolları açılmış, heyetler oluşturulmuş bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla tecriti salt bir hükümlü veya bir hükümlünün hakları nezdinde yorumlamanın çok ötesinde bir hal var. Devletin veya devlet nezdinde değişen iktidarların Kürt meselesine çözümü, Kürt meselesinin çözümüne dair yaklaşımları tecrite olan yaklaşımlarını belirlemiştir. Dönem dönem demokratikleşen bir toplumda, demokratikleşen bir yönetim anlayışında tecriti uygulamaktaki gedikler oluşturulmuş, tecrit kırılmaya dönük bir hale gelmiş. Ancak ne zaman ki çözümsüzlük dayatılmış, ne zaman ki savaş ortamı yeniden peydah olmuşsa tecritin daha da derinleştiğini görmek mümkün tabii ki. Bir hukukçu, Kürt bir kadın avukat olarak söylemek isteriz ki Kürt meselesinin çözümü diyalogtan, barış, savaş ortamına son verilmesinden geçmekte. Bunun da tabii ki yegane yolu diyalogtan, diyalog zemininden geçmekte. İmralıada hapishanesinin oluşum şeklinden, İmralıada hapishanesinde bulunan 4 kişiye yaklaşımdan, oradan yayılarak hapishanelere, hapishanelerden mahpus ailelerine, mahpus ailelerinden de her eve yansıyan bir hale gelmiş durumda. Tecrit politikası derinleştikçe, başta kadın kırımı olmak üzere, siyasal, toplumsal, ekonomik olarak birçok sorunu derinleştirmekte. Her eve giren, her evin gündemi haline gelen tecrit veyahut kişiye özel bir hukuk rejiminin meşrulaştığına dair bir güven, bir inanç birçok kesimde, erkek egemen sistemde birçok erkeğe, toplumdaki birçok gücü elinde bulunduran kişilere cesaret vermekte, toplumda demokratikleşmekten, işte kadın özgürlükçü paradigmadan uzaklaşılmakta ve tecrit her eve, her ortama, her toplumsal oluşuma etki eder hale gelmekte. Ülke yönetiminde, iktidarların yönetiminde tecritin meşrulaştığı, demokratiklikten uzaklaşıldığı her an aslında kadınların kazanımlarına dönen, saldırı haline gelen bir hale dönüşüyor. Bunu en son örneklerde İstanbul Sözleşmesi'nin büyük bir kadın kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi, kadın cinayetlerinin artması, kadına karşı şiddet vakalarında cezasızlık politikası gibi kadının emek
emeğinin sömürülmesi, ev içi emeğinin sömürülmesi, dışarıdaki emeğinin görmezden gelinmesi, aynı işi yaptığı erkekle aynı ücreti alamaması gibi birçok noktada derinleşen tecrit politikaları aslında kadına yönelmiş her şiddetin, kadını sömüren her olayın, her vakanın da bir sebebi haline gelmiş bulunmakta. Öcalan'la çözüm sürecinde gelişen diyalog zemininin bile hem Türkiye sahasında hem de birçok yerde savaş ortamını bitirdiği, çatışmaları sona erdirdiği gözden kaçırılmaması gereken, göz ardı edilmeyecek bir durum. Dolayısıyla böyle bir siyasi aktörün, devlet nezdinde bile bir siyasi aktör olmayı dönem dönem kabul edilmiş bir kişinin özgürlüğünün elbette ki Kürt meselesinin çözümünde veyahut birçok demokratikleşmenin önünde engel olan birçok meselenin çözümünde de ciddi rol oynayacağını düşünüyoruz. ÖHD'nin planlamasını yapıp hayata geçirdiği birçok hak kurumuyla, birçok baroyla ortaklaştığı bir çalışmaydı. Bahsettiğiniz üzere 1000'e yakın avukat tecritin sona erdirilmesiyle ilgili öncelikle bir imza kampanyası başlattı. Bunun akabinde de Adalet Bakanlığı'na yetki belgeleriyle birlikte Öcalan'la görüşme talebini içeren bir başvuruda bulunuldu. Üzerinden geçen yaklaşık bir yıla rağmen bu konudaki herhangi bir başvuru cevap alınamadı. Avukatların 29 baroya ait 775 avukattan bahsediyoruz bu arada. Avukatlar bulundukları barolar, bulundukları illerdeki barolara da başvuru yaptılar. Barolar da bunun üzerine birçok baro Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularda bulundu. Ne baroların yaptığı başvurulara ne de biz avukatların ne de biz ÖHD'nin yaptığı başvurulara şu an hali hazırda herhangi bir cevap almış durumda değiliz. Ancak önümüzdeki süreçlerde de yine hukuksal çerçevede yaptığımız bu çalışmaların büyütülmesiyle ilgili, farklılaşmasıyla ilgili girişimlerimiz, başvurularımız olacak. Ne yazık ki uluslararası makamların dönem dönem hak ihlali olduğu, bu durumun tecritin hak ihlali olduğuna dair tespitleri olsa da birçok girişimleri veya bu konuda yaratacakları etki maalesef ki yetersiz kalıyor. Bunun sebebini de az çok yani bürokrasiden ziyade Avrupa Konseyi kurumlarının Avrupa devletlerinden oluştuğu bir kurum olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii ki Avrupa devletlerinin Türkiye ile siyasal, sosyal, ekonomik olarak pazarlıkları oluyor. Bu aslında en temel insan hakkı, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali bu pazarlıklara kurban ediliyor diyebiliriz. Bildiğimiz üzere CPT'nin son ziyaretini yapalı bayağı zaman geçti. Ancak hala bu konudaki raporunu açıklamış değil. Kaldı ki bu bilgileri Öcalan'ın avukatlarının yaptığı başvurulardan ve kamuoyu bilgilendirmelerinden aynı zamanda uluslararası makamların bu konuda yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz bizler de herkes gibi. Avukatların yaptığı başvurulara rağmen hayati tehlikesinin olduğunu düşünüyoruz. Haber alamıyoruz. Tedbir talepli başvurularına rağmen CPT herhangi bir açıklama yapmakta geri bıraktı kendini uzun bir süredir. Bu yaklaşımı yani Avrupa Konseyi kurumlarının kuruluş ilkelerine uygun bir yaklaşım olmadığını belirtmek gerekir. Bunun üzerine Öcalan'ın avukatları BM komitelerine, BM İnsan Hakları Komitelerine başvuruda bulunmuşlardı. BM İnsan Hakları Komitesi en son Türkiye'ye çağrısında mutlak iletişimsizliği, tecrit haline yol açan mutlak iletişimsizliğe bir an önce son verilmesi gerektiğini, avukatlarla, ailesiyle görüştürülmesi gerektiği konusunda bir ihtarda bulundu. Gelişen süreçte bu başvurular kıymetli, bu başvurula verilen dönütler çok önemli. Ancak oradaki yaklaşımın da samimi, gerçekten hukuk çerçevesinde insan haklarına saygılı ve insan haklarını temel alan bir halden uzaklaşıldığını görmekteyiz. Zımmı bir hukuk rejiminden bahsediyoruz aslında. Bir kişiye uygulanan bir hukuk rejimine sessiz kalındığında toplum olarak diğer hapishanelere, toplumun diğer kesimlerine yankısını hep birlikte, yansımalarını hep birlikte yaşıyor ve görüyoruz. Dolayısıyla hukuksuzluğa amasız, fakatsız uygulandığı kişiden tamamen bağımsız bir şekilde var olan hukuksuzluğa ses çıkarmak gerektiği aşikar. Bununla ilgili yani sizin aracılığınızla yeniden tüm yargı makamlarına, idari makamlarına yeniden çağrıda bulunuyoruz. Yaptığımız başvurulara, Türkiye mevzuatına uygun olan yaptığımız tüm meşru başvurulara cevap verilmesi gerektiği, bu hukuksuzluğun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği çağrısını yeniden yineliyoruz sizler aracılığıyla.